Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın da dahil olduğu Körfez ülkelerine gidiyor. Peki bu ziyaretlerin anlamı ne? Hangi ekonomik işbirliklerini beklemeliyiz? Detayları alacağız şimdi. Ahmet Melik Türkeş'e dönelim. Ahmet, günaydın, kolaylıklar. Nedir bu ziyaretin detayları? Burçak, aslında bahsedilecek pek çok detay var. Öncelikle ziyaretin başlama tarihi pazartesi günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turuna çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu ziyareti sırasında hükümet ve devlet görevlerinin yanı sıra 200'den fazla iş insanı da eşlik edecek. Bu anlamda ziyaretin anahtar kelimesi ekonomi olacak, yatırımlar olacak. Tabii ki bu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu 3 ülkenin liderleriyle, görevlileriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak. Ama bunun yanı sıra yine bu 3 ülkenin şehirlerinde düzenlenecek iş forumları da dikkatle takip edilecek. O iş forumlarında yapılacak anlaşmalar, görüşmeler ve verilecek mesajlar da oldukça önemli olacak. Tabii bu ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ülkenin liderine milli otomobil TOK hediye edecek. Bu da öne çıkan bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı bu ziyaretler, temaslar oldukça önemli, ama unutulmaması gereken küçük bir not var. O da Erdoğan'ın ziyaretinden önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu ülkelere ziyaretler gerçekleştirmişti, görüşmeler yapmıştı. Şimşek ve Yılmaz'ın görüşmelerinde de Erdoğan'ın ziyaret öncesi yapılacak anlaşmalara ilişkin zeminin hazırlanmış olabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu 3 ülkeye geçtiğimiz yıl ziyaret etmişti. Son ziyaretini geçtiğimiz yıl gerçekleştirmişti. Yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden ziyaret etmesi de önemli bir ayrıntı. Tabii şimdi ne konuşulacak, hangi anlaşmaları beklemeliyiz? Bu konuda aslında bazı somut beklentiler mevcut. Bu da Türkiye ve bu Körfez turuna gidildiği Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında karşılıklı yatırımların yapılması. Bunun yanı sıra üçüncü ülkelerde Afrika ülkeleri gibi ortak projelere imza atılması olacak. Aynı zamanda Körfez ülkelerinin 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ile yapılacakları yardımlara ilişkinde yine konuşulması, görüşülmesi bekleniyor. Bir diğer önemli başlıksa Türkiye'nin normalleşme süreci hem Suriye hem de Mısır'la ilgili konularda masada olacak. Özellikle Suriyeli sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin başlıkların bu ziyaret sırasında, Körfez turu sırasında gündemdeki en önemli konulardan biri olması bekleniyor.